Merhaba sevgili öğrenciler. Dersimiz İlkokul kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 4. sınıf matematik dersi doğal sayılar konusunu öğreneceğiz. Bugün dolu dolu bir ders işleyeceğiz sevgili öğrenciler. Bugün 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların okunuşu, doğal sayılarda basamak adları, basamak değerleri, sayı değerleri ve doğal sayılarda bölükler, doğal sayıların sayı çubuğunda gösterilmesi, doğal sayıların çözümlenmesi gibi dolu dolu ders işleyeceğiz sevgili öğrenciler. Bu yüzden bu dersimizi dikkatle izlemenizi tavsiye ediyorum. Dersimize başlamadan hemen önce bu videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmuyoruz. Eğer hazırsanız dersimize başlıyoruz. Evet sevgili öğrenciler rakamla başlıyoruz. Sayıları yazabilmek için kullandığımız sembollere rakam denir sevgili öğrenciler. Nasıl ki yazı yazarken kullandığımız her bir sembole harf diyorsak sayılar yazarken de kullandığımız sembollere rakam diyoruz sevgili öğrenciler. Rakamlarımız 10 tanedir. Evet bu da bazen sorularda karşımıza geliyor. Rakamlar 10 tanedir sevgili öğrenciler. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9'dur sevgili öğrenciler. Rakamlarımız yani rakamlarımız 10 tane. Evet sevgili öğrenciler biz bütün sayıları işte buradaki 10 tane rakamları kullanarak oluşturuyoruz. Eğer sayımız 4 rakamdan oluşuyorsa buna 4 basamaklı sayılar eğer sayımız 5 rakamdan oluşuyorsa buna 5 basamaklı sayılar. Eğer sayımız da 6 rakamdan oluşuyorsa buna da 6 basamaklı doğal sayılar diyoruz sevgili öğrenciler. Yani sayımız kaç tane rakamdan oluşuyorsa o kadar basamaklıdır diyoruz. Örneğin daha büyük sınıflarda göreceksiniz 9 basamaklı, 10 basamaklı, 12 basamaklı sayılar göreceksiniz. Yani 9 rakamdan oluşuyorsa 9 basamaklı, 10 rakamdan oluşuyorsa da 10 basamaklı sayılardır sevgili öğrenciler. Evet sevgili öğrenciler. Şimdi de bu doğal sayıları okuyup ve yazalım. Sayıları okurken kolaylık olması için sağdan başlayarak sola doğru 3 tane rakam sayıp noktayı koyarız sevgili öğrenciler. Evet şimdi örneklerimize bakalım. Evet 3 8 4 ve 2'den oluşan bir sayımız var. Evet sevgili öğrenciler bu sayımız kaç basamaklı? Evet 4 basamaklı. Çünkü 4 tane rakamdan oluşuyor sevgili öğrenciler. 4 rakamdan oluşan sayılara biz ne diyorduk? 4 basamaklı sayılar diyorduk sevgili öğrenciler. Şimdi bu sayımızı okuyalım. Okurken kolaylık olması için ne yapıyordum? Üç tane rakam sayıyordum. Nereden? Sağdan başlayarak sola doğru sevgili öğrenciler. Sağım burası. Buradan sola doğru 3 tane sayıyorum. 1 2 ve 3 tane saydım ve ondan sonra noktayı koyuyorum sevgili öğrenciler. Evet, şimdi sayımızı okuyalım. Evet burada da bir ipucumuz var. Sayıların arasına koyduğumuz nokta yerine bin kelimesini getirerek okunur ve yazılır sevgili öğrenciler. Bu da bir ipucu olsun. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Evet, noktanın sol tarafını okuyorum sevgili öğrenciler. Noktanın sol tarafında sadece 3 var. Evet ve 3 diyorum sevgili öğrenciler. 3. Evet şimdi nokta olan yere ne diyordum sevgili öğrenciler? Bin kelimesine getiriyorum. Yani sayılar okurken burada eğer 6 basamak ve daha azsa Nokta gördüğüm yere bin getiriyorum. Yani 3 bin. Evet yazarken unutmuyorum. Sayıların okunuşlarını yazarken her kelime arasına boşluk konulur sevgili öğrenciler. Bunu unutmuyoruz. Evet üç bin sekiz yüz kırk iki. Evet şimdi 3000 yazdık. Şimdi de noktanın sağına bakıyoruz sevgili öğrenciler. Evet noktanın sağında 842 var. Evet onu da aynen yazıyoruz sevgili öğrenciler. 8 evet her kelime arasında boşluk koymayı unutmuyoruz. 800 boşluk 40 boşluk 2. Evet sevgili öğrenciler sayılarımızı bu şekilde okuyup yazıyoruz. Evet şimdi de buna gelelim sevgili öğrenciler. ikinci örneğimize bu sayımızda gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 tane rakamdan oluştuğu için bu sayımız 5 basamaklı bir sayıdır sevgili öğrenciler. Sağdan 3 tane sayıyorum. 1, 2, 3 ve araya noktayı koyuyorum sevgili öğrenciler. Evet noktanın sol tarafında 95 yazıyor. Hemen yazıyoruz. 95 ve noktanın olduğu yere ne yazıyorduk sevgili öğrenciler? 1000 kelimesini yazıyoruz. 95.000. Şimdi de noktanın sağ tarafında okuyorum. 506. Evet onu da hemen yazıyoruz. 506. Şimdi de diğer örneğe bakalım sevgili öğrenciler. Bu sayı kaç basamaklı? Bu sayımız 6 basamaklı. Çünkü 6 tane rakamdan oluşmuş ve hemen okuyalım sevgili öğrenciler. Okurken ilk yapacağımız iş neydi? Noktayı yerleştirmek. 1, 2, 3 tane saydım ve noktamı koydum sevgili öğrenciler. Hemen okumaya başlıyorum. Noktanın sol tarafını okuyorum. 640 hemen yazalım. 6, 100, 40. Evet sevgili öğrenciler noktanın olduğu yere 1000 kelimesini koyuyordum. Ve daha sonra noktanın sağ tarafında 197 var. Hemen onu da yazıyorum. 197. Evet sevgili öğrenciler şimdi de doğal sayılarda basamak adları, basamak isimleri neymiş onları yazalım. Evet şimdi gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 basamaklı bir sayıyı örnek olarak verelim. Öncelikle bu sayıyı okuyalım mı? Evet bu sayımızı okuyalım. Okurken ne yapıyorduk? 1, 2, 3 tane sayıp noktayı koyuyorduk sevgili öğrenciler. Noktanın sol tarafında kaç yazıyor? 148 yazıyor. Onu hemen yazıyoruz. 148. 8 her kelime arasında boşluk koymayı unutmuyoruz. Evet nokta olan yere 1000 kelimesini koyuyorum. 148.000 ve noktanın sağından devam ediyorum okumaya. 6 10 3. Evet şimdi de 148.613 sayısındaki rakamların basamak adlarını bir yazalım sevgili öğrenciler. Evet en sağdan yazmaya başlıyorum. Evet sevgili öğrenciler 3 birler basamağında bulunuyor. Yazalım. Birler basamağı. Evet, daha sonra onlar basamağı. Evet, bunları 3. sınıftan da hatırlıyorsunuz. Evet, bu da yüzler basamağında bulunuyor sevgili öğrenciler. Evet, bu koyduğum işarete denden işareti koyuyoruz. Yani üstteki kelimenin aynısı anlamına geliyor. Evet, daha sonra noktanın hemen sonunda sevgili öğrenciler, binliklere geçiyoruz artık. Binler basamağı. Evet, binler basamağı. Daha sonra on binler basamağı. On binler basamağı. Ve en sonunda da sevgili öğrenciler, yüz binler basamağı geliyor. Evet, yüz binler. Evet, denden den de koyalım. Yüz binler basamağı. Evet sevgili öğrenciler, bu sayımızdaki rakamların bulunduğu basamak adlarını ezberliyoruz, öğreniyoruz sevgili öğrenciler. Evet sırayla birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler diye hızlıca sayabiliyor olmamız gerekiyor sevgili öğrenciler. Bu bilgiler sorularda sık sık karşınıza gelir. O yüzden bunları mutlaka öğrenmemiz gerekiyor. Evet sevgili öğrenciler, doğal sayılarda basamak adlarını öğrendikten sonra şimdi doğal sayılarda bulunan rakamların basamak değerlerini öğrenelim. Evet bir sayıda bulunan rakamların bulunduğu basamağa göre aldıkları değere basamak değeri deniyor sevgili öğrenciler. Evet burada rakam hangi basamakta bulunuyorsa değeri ona göre değişir sevgili öğrenciler. Örneğin 7 10 binler basamağında bulunuyorsa farklı bir değer alır. Birler basamağında bulunuyorsa farklı bir değer alır sevgili öğrenciler. Evet burada basamağa dikkat edeceğiz. Zaten basamak değeri derken de burada basamağa dikkat çekiliyor sevgili öğrenciler. Bunu unutmuyoruz. Evet şimdi örnek olarak buraya bir sayı verdik sevgili öğrenciler. Öncelikle bu sayımız kaç basamaklı? Evet 5 tane rakamdan oluştuğu için bu sayımız 5 basamaklıdır sevgili öğrenciler. Evet siz zaten sayıyı okumuşsunuzdur. Bir de birlikte okuyalım. Evet 1, 2, 3 tane sayıp noktayı koyuyoruz. Ve okumaya başlıyoruz sevgili öğrenciler. 70 sonra nokta geliyor ve 1000 koyuyoruz sevgili öğrenciler. Ve 642 hemen yazalım. 642. 2. Evet örneğimizdeki sayı 70.642. Evet şimdi bunların rakamlarının basamak değerlerini bulalım sevgili öğrenciler. Evet buradaki sayımız hangi basamakta? Birler basamağında sevgili öğrenciler. Evet iki rakamımız birler basamağında olduğu için 2'yi 1 ile çarparız sevgili öğrenciler. Evet hangi sayıyı 1 ile çarparsam çarpayım sayının kendisi çıkar sevgili öğrenciler. Evet buradaki 4 rakamını yazıyorum ve çarpı koyuyorum ve bu 4 hangi basamakta sevgili öğrenciler? Evet, onlar basamağında. O zaman 10 ile çarpıyorum sevgili öğrenciler. 4 ile 10'u çarparsam evet, 10'da bir tane 0 olduğu için 4'ün yanına bir tane 0 koyarım. Evet, şimdi gelelim 6 rakamına sevgili öğrenciler. 6 rakamı hangi basamakta bulunuyor? Evet, 6 rakamı yüzler basamağında bulunduğu için onu 100 ile çarpıyorum sevgili öğrenciler. Evet, başta da ifade ettiğimiz gibi rakamın bulunduğu basamak gerçekten çok önemli ve ona göre değer alıyor sevgili öğrenciler. 6 çarpı 100, 600. Evet şimdi buradaki sıfıra gelelim. Sıfır hangi basamakta bulunuyor sevgili öğrenciler? Evet sıfır birler, onlar, yüzler ve binler basamağında bulunuyor. O zaman sıfırı binle çarpıyorum. Evet sıfırı hangi sayıyla çarparsam çarpayım sonuç yine sıfır olacaktır sevgili öğrenciler. Evet burada şuna dikkat edelim. Sıfır hangi basamakta olursa olsun hep sıfırdır sevgili öğrenciler değeri. Evet şimdi de 7 rakamına bakalım sevgili öğrenciler. Öncelikle 7 yazıyoruz ve hangi basamakta bulunuyor ona bakalım. Birler, onlar, 10 yüzler, 100 binler ve on binler. Evet o zaman 10.000 bin yazıyorum sevgili öğrenciler. 10 bin yazıyorum ve çarpıyorum. 7 ile 10 bini çarparsa önce 7'yi yazıyorum. Daha sonra kaç tane 0 var? 1 2 3 4 tane 0 var. O zaman 1 2 3 4 tane 0'ı atıyorum sevgili öğrenciler. Evet bunun değeri de 70.000'miş sevgili öğrenciler. Evet bir de küçük bir bilgimiz var sevgili öğrenciler. Bir sayıdaki rakamların basamak değerlerinin toplamı sayının kendisine eşittir sevgili öğrenciler. Bunu da unutmayalım. Deneyelim mi? Evet bir deneyelim bakalım. Evet burada 7'nin basamak değeri kaçtır sevgili öğrenciler? bin Hemen yazalım. 70.000. Evet 0'ın basamak değeri 0. Onu da yazalım. 6'nın basamak değeri 600. Onu da yazalım. Daha sonra 4'ün basamak değeri 40 onu da yazalım ve 2'nin basamak değeri de 2 onu da yazıyoruz sevgili öğrenciler ve toplamaya başlıyorum. Evet birler basamağından başlıyorum ve 2. Onlar basamağına bakıyorum 4. Yüzler basamağına bakıyorum 6. Evet 3 tane olduktan sonra noktayı koyabilirim. Binler basamağında 0 var. 10 binler basamağında da 7 var sevgili öğrenciler. Onu da yazıyorum. Evet, 70642 sayısının rakamlarının basamak değerlerini çıkardık ve bunları tekrar toplayınca da bakın ne oluştu sevgili öğrenciler? Yine sayının kendisine eşit olmuş oldu. Yani bir sayıdaki rakamların basamak değerlerinin toplamı sayının kendisine eşit çıkar sevgili öğrenciler. Şimdi de sayı değerlerini öğrenelim sevgili öğrenciler. Bir sayıda bulunan rakamların bulunduğu basamağa bağlı kalmadan gösterdikleri kendi değerlerine bu rakamın sayı değeri denir sevgili öğrenciler. Evet basamak değeriyle karıştırmayalım sevgili öğrenciler. Basamak değeri deyince adı üstünde basamağa dikkat ediyoruz ama sayı değerinde rakam kaçsa hangi basamakta bulunursa bulunsun değeri aynıdır. Şimdi de örneğimize bakalım. Evet buraya ben bir 6 basamaklı bir sayı yazdım sevgili öğrenciler. Evet bunun okunuşu nasıl? Hemen bakalım. 1 2 3 tane sayıp noktamı koyuyorum. Sol tarafta ne yazıyor sevgili öğrenciler? Noktanın solunda 850 yazıyor. Hemen onu yazıyorum. 800 50 Evet noktanın olduğu yere gelince 1000 kelimesini yerleştiriyorum. Ve daha sonra noktanın sağına geçiyorum. 147 Hemen onu da yazıyoruz. 147 Evet sevgili öğrenciler. Şimdi de Gelelim buradaki rakamların sayı değerlerine. Evet 7 rakamı 7'dir. Evet burada neye dikkat ediyorduk sevgili öğrenciler? Bulunduğu basamağa bağlı kalmadan. Yani hangi basamakta bulunursa bulunsun bizim için önemli değil sevgili öğrenciler. Rakam kaçsa sayı değeri de odur. 4'ün sayı değeri 4, 1'in sayı değeri 1, 0'un sayı değeri 0, 5'in sayı değeri 5, 8'in sayı değeri 8'dir sevgili öğrenciler. Şimdi de doğal sayılarda bölükler konusunu öğrenelim sevgili öğrenciler. Sayıları kolay okuyup yazabilmek için ne yapıyorduk sevgili öğrenciler? Evet sayının basamaklarını sağdan sola doğru üçlü gruplara ayırıyorduk sevgili öğrenciler. Evet bu ayırdığımız üçlü gruplara bölük diyoruz sevgili öğrenciler. Evet şimdi sayılarda hangi bölükler var ona bakalım. Evet burada örneklerde sayıları üçer üçer ayırdık sevgili öğrenciler. Evet burada sadece üç tane olduğu için evet burası birler bölüğü sevgili öğrenciler. Bunu hemen yazalım. Evet şimdi 4 basamaklı bir sayıya geldik sevgili öğrenciler. Sayıyı okurken ne yapıyorduk? Üç tane saydıktan sonra bir tane nokta koyuyorduk sevgili öğrenciler. Evet noktanın sağında kalan kısım birler bölü sevgili öğrenciler. Bunu unutmayalım. Birler bölü. Noktanın solunda kalan kısım ise binler bölü olur sevgili öğrenciler. Binler bölü. Evet binler bölü bazen bir basamak bazen iki basamak bazen de üç basamak olabiliyor. Örneğin dört basamaklı bir sayı ise binler bölü tek basamak oluyor sevgili öğrenciler. Beş basamaklı bir sayı ise binler bölüğünde iki tane altı basamaklı bir sayı ise binler bölüğünde üç tane rakam olabiliyor. Evet şimdi bu sayımıza bakalım. Öncelikle okuyalım. 46.907 ve hemen sağda kalan kısım birler bölü Solda kalan kısım ise binler bölü. Evet şimdi de 6 basamaklı bir sayımız var sevgili öğrenciler. Evet bunu okuyalım. 808.149. Evet sağda kalan kısım birler bölü. Solda kalan kısım ise binler bölü bölü olur sevgili öğrenciler. Evet bunları da unutmamamız gerekiyor. Birler bölüğünde birler, onlar, yüzler basamağı bulunur. Binler bölüğünde ise binler, on binler ve yüz binler basamakları bulunur. Evet sevgili öğrenciler. Şimdi de doğal sayıları sayı çubuğunda gösterelim. Şimdi burada verilen sayı çubuklarında biz önce basamaklarını bir yerleştirelim sevgili öğrenciler. En sağdan başlayarak birler basamağı basamağın B'sini koydum onlar basamağı. Daha sonra ne geliyor sevgili öğrenciler? Evet yüzler basamağı geliyor. Daha sonra evet binler basamağı geliyor sevgili öğrenciler. Daha sonra on binler basamağı ve yüz binler basamağı geliyor sevgili öğrenciler. Evet bunları yerleştirmemiz lazım sevgili öğrenciler. Daha sonra sayımıza dönelim. Evet örneğimiz neymiş sevgili öğrenciler? Hemen noktayı koyuyorum. 1, 2, 3 tane saydıktan sonra 73.042 sayısını sayı çubuğunda gösterelim sevgili öğrenciler. Evet buradaki iki rakamından başlayalım. Neden? Çünkü bu birler basamanda olduğu için hemen yerine yerleştiriyorum sevgili öğrenciler. Burada iki tane olduğu için evet buraya iki tane boncuk çiziyorum sevgili öğrenciler. Daha sonra onlar basamağına geçiyorum. Ve onlar basamağına da kaç tane çizeceğim? Evet dört tane çizeceğim sevgili öğrenciler. Hemen çizmeye başlıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Evet sevgili öğrenciler onlar basamağını da bitirdim. Şimdi de yüzler basamağına geliyorum. Evet yüzler basamağında sıfır diyor. O zaman hiç çizmeyeceğim sevgili öğrenciler. Şimdi de binler basamağına geçiyorum sevgili öğrenciler. Evet binler basamağında üç tane diyor. O zaman hemen üç tane çizelim. 1, 2 ve 3. Evet, şimdi de 10 binler basamağına gelelim sevgili öğrenciler. 10 binler basamağında 7 tane var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 7. Evet sevgili öğrenciler. Evet daha sonra bir 100 binler basamağı yok. O yüzden orayı da boş bırakıyorum. Eğer olsaydı onu da kaç tane ise o kadar boncuk çizecektim sevgili öğrenciler. Evet doğal sayıları sayı çubuğunda bu şekilde gösteriyor sevgili öğrenciler. Ve bu şekilde bir sayı çubuğu verip bizden sayıyı da okumamızı isteyebilir. O zaman da aynı şekilde buradaki boncukları sayarak sayımızı okuruz sevgili öğrenciler. Evet burada 7, 3, evet burada yoksa yok olan yere 0 yazıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane var. Burada da iki tane var. Evet bu şekilde sayımızı okuruz. Evet sevgili öğrenciler şimdi de doğal sayılarda çözümleme öğrenelim. Doğal sayılarda çözümleme yaparken rakamlar ile rakamların bulunduğu basamak değerlerinin çarpımı toplama işlemi şeklinde yazılır sevgili öğrenciler. Evet iki şekilde çözümleme yapıyoruz. Evet burada örnek olarak ikisini de göstereceğim sevgili öğrenciler. Evet sayımızı verdik. Örnek olarak sayımız 26.341 sayısı sevgili öğrenciler. Evet bunu iki şekilde de çözümleyeceğiz sevgili öğrenciler. Evet bu iki şekilde bilmemiz lazım. Evet birinci şekil şu şekilde. En soldaki basamaktan başlıyorum sevgili öğrenciler. Buradaki rakamı yazıyorum. 2. Evet bunun hangi basamakta olduğunu da bilmem gerekiyor sevgili öğrenciler. Evet birler, onlar, yüzler, binler, on binler. Evet on binler basamakta olduğu için 2'yi on binlik diye yazıyorum sevgili öğrenciler. Daha sonra artı koyuyorum ve Hemen ikinci sıradaki basamağa geçiyorum. Ve oradaki bulunan rakamı yazıyorum. 6. Evet hangi basamakta onu da bilmem gerekiyor. Birler, onlar, yüzler, binler. Evet binler basamağında olduğu için 6 binlik yazıyorum. Ve hemen artı koyuyorum. Daha sonra sıra 3'e geldi sevgili öğrenciler. 3. Evet o yüzler basamağında olduğu için 3 yüzlük. Evet daha sonra artıyı koyuyorum. Ve sıra dörde geldi sevgili öğrenciler. 4. Evet 4 onlar basamanda olduğu için onluk. Ve sıra sevgili öğrenciler 1'e geldiği için bir hangi basamakta? Bir de birler basamanda olduğu için bir, birlik yazıyorum sevgili öğrenciler. Evet birinci çözümleme şeklim bu şekilde. Bazen sorularda bu şekilde gelir. Bazen de biraz sonra yapacağımız ikinci yöntemdeki gibi gelir sevgili öğrenciler. İkisini de bilmemiz gerekiyor. Evet şimdi de ikinci yöntemimize geçelim. Yine aynı şekilde parantez açarak 2'yi yazıyorum. 2 çarpı diyorum bu sefer sevgili öğrenciler. Evet 2 hangi basamaktaydı? Birler, onlar, yüzler, binler, on binler. O zaman 2 çarpı 10.000 yazıyorum sevgili öğrenciler ve parantezi kapatıyorum. Evet ilk rakamım bitti artı koyuyorum ve ikinci rakamıma geçiyorum sevgili öğrenciler. Ve her basamakta da parantez işareti açıp kapatacağım. Evet 6 yazıyorum çarpı hangi basamakta? Birler, onlar, yüzler, binler basamağında olduğu için 6 çarpı 1000 diyorum sevgili öğrenciler. Evet 6 ile de işim bitti. Şimdi de 3'ü yazıyorum. 3 çarpı hangi basamakta? Birler, onlar, yüzler. Evet 3 yüzler basamağında olduğu için 3 çarpı 100 yazıyorum. Artı Evet yeni bir parantez. Çünkü 4 yazıyorum. 4 çarpı hangi basamakta? Onlar basamağında artı sıra 1'de sevgili öğrenciler. Hangi basamakta? Evet 1 bir, 1'ler basamağında olduğu için 1 şeklinde yazıyorum. Evet sevgili öğrenciler bu iki şekildeki yapılan çözümlemeyi de öğrenelim. Çünkü ikisi de karşınıza mutlaka çıkar. Evet sevgili öğrenciler bugünkü dersimiz burada sona ermiş oldu. Kanalında bulunan sınıfınızla ilgili diğer ders videolarını da mutlaka izleyin. Bir başka dersimizde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın.